Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanala da abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Evet, 21 numara tığ kullanıyorum arkadaşlar. Bu tür oyalarda zaten 21 veya 22 bu şekilde tığ kullanılıyor. Şimdi size yine çok kolay bir model hazırladım. Şöyle modelimi göstereyim arkadaşlar. Bakın, içindeki çiçeğimin renginden bu şekilde kolay bir model hazırladım. Şu dal kısmında fıstık yapamayanlar için bu şekilde trabzanlar yaparak hazırladım. Üzerinde kirpikli taşlar kondurdum. Çok hoş oldu arkadaşlar modelimiz. Hem de kolay oldu üstüne üstlük. Şöyle hem kolay çimeni. Şöyle ara suyunu da göstereyim. Bu şekilde güzel bir model hazırladım. Yapılışı da çok kolay. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Evet, ikişer zincir çekerek tülbentimizin kenar tığlama işlemlerini hazırlıyoruz. 696 no'lu videomda tüm püf noktaları ile mevcut, oradan izleyebilirsiniz. Evet, tığ battığımızın içine sık iğne ile ipimizi sabitledik. Şöyle ilk başlar gibi başlayacağız. Bakın, 9 tane bu şekilde ara suyu mesafesi bırakıyoruz ve ara suyumuzu da şu şekilde arkadaşlar. İki zincirimi çekiyorum. Bir defa doladım. Şöyle 2 ve 2 alarak trabzanı yapıp 4 zincirden de buraya bir kirpik oluşturdum. 2 tane zincir çektim. Yuvanın içine girip sabitliyorum. 2 zincir çektim. Bir defa tığı doladım. Yuvaya girdim. 2 ve 2. 2 tane zincir çektim. Yuvaya girdim. Kapattım. 2 zincir, bir defa tığı dolayıp şöyle 2 ve 2 olarak aldım. Ve 7 tane zincir çekiyorum. 7 zincirimi şöyle tersine çevirip buraya sık iğne ile sabitledim. Bir zincirle düz tarafına döndüm. Yuvanın da içine girip bu şekilde bir sık iğne yaptım. 3 zincir çekiyorum. 2 defa tığı doladım. Yuvaya giriyorum. 2. 2 ve 2. 4 zincir. 4 zincirden kirpiğimizi oluşturalım. Hemen kapatalım trabzanın arasını. 4 tane buraya sık iğne. 1. 2. 3. 4. Ve 5. Şekilde. Buraya 4 tane dal yapacağım. Yine 3 zincirimi çektim. 2 defa tığı doladım. Şöyle 2, 2 ve 2. 4 zincir. Kapatıyorum. Bu şekilde bir kirpik oluşturdum. Şöyle 1, 2, 3 ve 4. Yuvaya girdim. 5. 1, 2, 3. Tekrar 3. için 2 defa doladım. 2. 2 ve 2. 4 zincir çekiyorum. Yuvaya girdim. Kapattım. Şöyle 1, 2, 3 ve 4. Ve yuvaya girdim. 5. 1, 2, 3 zincir. 2 defa tığı doladı. Yuvaya girdim. 2. 2 ve 2. 4. dal için aynı şekilde işlemimizi yapıyoruz. 4 zincirimi çekip sabitliyorum. Buraya 1. 2, 3 ve 4. sık iğne. Bu şekilde 5 sık iğneli dal ne büyük ne küçük oluyor arkadaşlar.
tam kararinde güzel bir dallar oluşturuyoruz. Bakın. Hemen dibine muhakkak sık iğne yapıyorum. Sakın şunun içine girmeyin arkadaşlar. O zaman çok aşağı yere değiyor. Bu sık iğne kafi oluyor. Evet, sıradaki bakın bu yarım kalan üçgenimizi tamamlayıp bakın buraya sabitledim. İki zincir bu şekilde. O yarım kalan üçgen tamamlandı. İlk başta bir tane ara su yapmıştık. Yine iki tane daha yapıp videomuzu çimenimizi tamamlayalım. 2 2 alarak trabzanı yaptım. 4 zincir. Hemen yandaki 2 zincir, hemen yanındaki 2 zincir. Bir defa tığı doladım. Yuvaya giriyorum. 2 ve 2. 1 2 3 4 zincir. Şöyle sıkı sıkı zincirleri çekiyoruz. 2 tane zincir çekip kapattım. Evet. Şöyle bakın. Dallarımız, ara suyumuz bu şekilde devam edecek. 9 taneden sonra tekrar bu kirpikleri yapacağız, dalları yapacağız. Şöyle dalımızın hemen yakınında ilk olan 4 zincirli kirpikten sık iğne ile sabitledim. Sık iğne bir zincir, bir de üzerine çekiyorum 2 zincir bakın. Bir defa tığımı doladım. Bu 4 zincirli ilk daldan giriyorum. 3 seferde 1, 2 ve 2. Buraya bu daldan 5 tane yapacağız. Bakın 1. Şöyle bir defa dolayıp yeşil yuvaya giriyorum. 3, 4 ve 5. Evet, 5 tane bu şekilde trabzanımı yaptım. Şimdi 12 tane zincir çekelim. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 zinciri ters çeviriyorum. Bu çekmiş olduğumuz zincirin içine sık iğne ile sabitliyorum. Şöyle bir zincirle de düz yüzüne dönüş yapıyorum. Bir zincirle dönüşü güzel oluyor. Şimdi 3 zincir çekiyorum. Bir kirpik oluşturdum. Hemen yanına bir sık iğne. Şöyle minik minik kirpikler yapacağız. 3 zincir, yanına sık iğne. Hemen 3 zincir kapatıyorum. Yanına bir sık iğne. 3 zincir. 4 oldu. Yanına bir sık iğne. 5. Yanına bir sık iğne. 3 zincir. Yanına bir sık iğne. Evet, bu şekilde bakın. 2 zincir. Bir defa tığı doladım. Diğer dalın yuvasına geçip aynı şekilde 1 2 2 alarak 5 tane trabzan yapıyorum. Şöyle 1 2 ve 2. Tekrar 3 oldu. Bir defa dolayıp şöyle 3 seferde aldığımız bir trabzanlar hazırladık. Bakın yine 5 tane buraya trabzanımız hazır. 12 tane zincir çekiyorum. 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Çevirdim. Geçiş köprüsü olarak yaptığımız 2 zincirin arasına 12 zinciri sık iğne ile sabitleyip sık iğnenin de üzerine bir zincir çekip düz tarafına döndüm. Ve 12 zincirli yuvamızın içine şöyle iki köşeye doğru çekip sık iğne ile sabitledim. 3 zincirimi çektim. Şöyle bir kirpik oluşturdum. Bir sık iğne. 3 zincir. Kirpik yaptım. 1, 2, 3 zincir. Kirpik. Bir sık iğne. 4 oldu. Toplamda 6 tane olacak. 3 zincirimi çekiyorum. 5. Hemen yanına bir sık iğne. Şöyle rahat bir şekilde sıyırarak dolduralım kirpiklerimizi. Evet arkadaşlar bakın.
İkinci de hazır. Şöyle iki zincirimi çekip göstereyim. Daha net gözüksün arkadaşlar. Çok hoş ve güzel oluyor bu. Kirpikler de çok yakışıyor. İki zincirle geçelim yine diğer dalımıza. Bir defa doladım. Bu 4 zincirli yuvanın içine 1, 2, 2 alarak 5 tane trabzan yapacağım. Şöyle 1, şöyle 2, şöyle 3, 4, 1, 2 ve 2. Tığı doladım. Yeşil yuvadan girip 1, 2 ve 2. 3 seferde 5 tane yine trabzanlarımız hazır. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde doldurduk. 12 tane sıkı sıkı zincir çekiyorum. 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 zincir hazır. Bu geçiş köprüsü olarak yaptığımız 2 zincire sık iğne ile sabitleyip şöyle bir zincirle düz tarafına döndüm ve buraya bir tane sık iğne. 3 zincir. 3 zincirden de şöyle 6 tane kirpikle dolduracağız. Bu 1. Sık iğne. 3 zincir. Bu 2. Sık iğne. 3 zincir. Sık iğne. Şöyle göstereyim. 1, 2, 3 zincir. Hemen yanına sık iğne. 2 ve 3 zincir. Yanına sık iğne. Bakın 2, 3, 4, 5 oldu. Şimdi tekrar şöyle arkadaşlar sık iğne mi yaptım yapmadım bilemeyince söküp bakayım dedim. Evet 6. ve sonuncu kirpiği yanına hemen dibine bir tane sık iğne. 2 tane zincir bir defa tığımı doladım. Hemen yandaki bu 4 zincirli yuvanın içine eğer siz daha net görürsünüz de kameradan ışık vurunca pek tutturamadığımız için şöyle bir, şöyle iki ve iki. Evet. Bakın arkadaşlar çok güzel bir çiçek hazırlıyoruz. Şu son dalımız kaldı. Onu da yapalım, bitirelim. Evet, geçelim şimdi son çiçeğimizin yapılışına. Bir defa tığı doladım. Yuvaya girdim. 2. Bir defa doladım. Yuvaya girip 3 seferde 1, 2 ve 2. Şöyle 1, 2 ve 2. Yuvanın küçük olduğu için böyle fıstık görünümünde güzel bir böyle trabzanlar yapıyoruz arkadaşlar. Fıstık bilmeyenler için değişik bir alternatif model olmuş oluyor. Bakın. 12 tane zincir çekiyorum. 8, 9, 10, 11 ve 12. Ters çevirdim. Yine bu geçiş köprümüz olan 2 zincire sık iğne ile sabitliyorum. Şöyle güzelce oturtturuyorum. Bolluk bırakmadan oturtturmaları güzelce sık iğnenizde boşluk kalmasın. Kalıp gibi oluyor. Bakın bu şekil. 3 zincir. Kapatıyorum. Bu benim ilk kirpim. Şöyle baştan yakın yapayım ki sıyırmayla uğraşmayayım. 2 1 2 3 zincir. Bu da 3. Yanına bir sık iğne. Şöyle bakın. Çok güzel kirpikler oluyor. Çıtır çıtır. Evet, şöyle 4. Yanına bir sık iğne. Şöyle 5. Yanına bir sık iğne. Şöyle 6. Yanına muhakkak bir sık iğne ile başladık başlık kısmında. Son kısmında da sık iğne. Şöyle bir zinciri çekip yine ilk başlama noktası gibi buraya ara suyundan ilk kirpiğe kapatıyorum. Şöyle bir zincir de sökülmemesi için yapıp ipimi koparıyorum. Evet arkadaşlar bakın kalıp gibi oldu. Çok güzel oluyor. O yüzden sizlere anlatmak ve göstermek istedim. Hemen ipleri yakıp temizleyip geleyim.
Evet, modelimizi hazırladık arkadaşlar. Şöyle tülbentimizin içinin renklerinden böyle hazırladım. Daha önce sizler için hazırlamış olduğum rengim bak. Hoş ve zarif bir model oldu. Şöyle bakayım. Gerçekten çok güzel bir duruşu var. Kalıp gibi de. Hem de kolay arkadaşlar. Herkesin yapabileceği bir şöyle güzellikte ve zariflikte oldu. Çok da güzel duruşu var. Şimdi bir de şöyle tülbentimi toplayıp ışıkta göstereyim. Evet, şöyle. Şöyle tülbentsiz ışıkta sanki daha bir hoş duruyor arkadaşlar. Tabii ki siz daha iyi bilirsiniz yine de. Farklı çıkıyor mu bilmiyorum. YouTube'a atıldığında. Ama gerçekten çok hoş bir model oldu. Şöyle yan yana da tutayım. Bakın tül gibi zarif, incecik, hoş bir model oldu. Çok güzel bir duruş var. Sizler de arkadaşlar emeklerim için beğeni ve yorum yaparak şöyle bana destek olursanız sevinirim. Videoların devamı gelir, kanalın devamı gelir. Bu şekilde. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.